Bu dersimizde arkadaşlar Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedeceğiz. Baktığımız zaman Türkiye'nin coğrafi konumuna bu konumu yani Türkiye'nin coğrafi konumunu daha iyi öğrenebilmek için dünyanın şeklini sonuçlarını bilmemiz gerekiyor. Bunları bir baktığımız zaman yine dünyanın şeklini sonuçlarına dünya tam bir yuvarlak değil kutuplardan basık ve ekvatordan şişkince kendine ait kendine özgü bir şekle sahiptir. Bu şekle geoid ismi verilir. Bakıyorum. Ekvator çevresinin 40.076 kilometre olduğunu ve kutuplar çevresinde 40.009 kilometre olduğunu görüyoruz. Bu durum dünyanın kutup bölgesinden basık ve ekvator bölgesinden şişkin olduğunun bir kanıtıdır. Dünyanın geoid olmasının yani kutuplardan basık ve ekvatordan şişik olmasının temelde iki tane sonucu vardır. Bu sonuçlar ekvator çevresi kutuplar çevresinden her zaman için daha geniştir. Yine buna bağlı olarak dünya üzerine çizilen en büyük daire ekvatordur. Dünyaya nasıl bir daire çizerseniz çizin, her zaman ekvator çevresindeki daire daha büyük olacaktır. İkinci sonuç ise yine geoid olmasının ikinci sonucu ise yer çekiminin kutuplara doğru gidildikçe artmasıdır. Kutup bölgesi çekirdeğe yani yerin merkezine yakın olduğu için burada yer çekimi fazladır. Bu iki sonuç dünyanın geoid olmasının sonucu olarak karşımıza çıkar. Bir örnek sorumuz var. Yandaki dünya haritası üzerinde işaretlenen yerlerden hangisinde yer çekiminin az olması beklenir diye sormuş. Yer çekiminin kutuplarda fazla olduğunu biliyoruz. O zaman ekvatora yakın olan bir merkezde yer çekiminin daha az olmasını bekleyebiliriz. Bu yer 3 numaralı yerdir. Diğerlerine bakacak olursanız hepsi kutuplara yakın ancak 3 ekvatora yakın. O yüzden cevap C şıkkıdır. Arkadaşlar geoid olduğu gibi dünyamız aynı zamanda küresel bir şekle sahiptir. Yani yuvarlaktır. Dünyanın küresel olmasının bir takım sonuçları ortaya çıkmış ki bunlar aslında dünyanın şeklinin sonuçlarıdır. Burada önemli üzerinde durmamız gereken bir ayrıntı da dünyanın şeklinin sonuçlarıyla enlemin sonuçları aynıdır. Yani enlem faktörünü ortaya çıkaran şey aslında dünyanın şeklidir. Dünyanın küresel olmasının sonuçlarından birincisine bakacak olursak güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru azalır. Yani ekvator ve çevresine. Işık dik ve dike yakın açılarla gelirken kutuplara doğru gidildikçe ışığın geliş açısı daralır. Buna bağlı olarak ekvator çevresi sıcak olurken kutuplar çevresi soğuk olur. Arada kalan bölgelerse ılıman kuşak olarak isimlendirilir. Güneş ışınlarının geliş açısının ekvatordan kutuplara azalmasına bağlı olarak ekvator çevresi sıcak olurken sıcaklık kutuplara doğru azalır. Yine ışığın tutulma oranı kutuplara doğru artar. Işığın tutulma oranı dediğimiz şey ekvator çevresine ışık demeti büyük açıyla geldiği için çok fazla miktarda enerji getirir. Bu enerji atmosferden geçerken az kayba uğrar. Yani tutulma oranı azdır. Kutuplara giderken uzun yol aldığı için daha fazla kayba uğrar. Yani tutulma oranı kutuplarda daha fazladır. Devam edersek yine bununla ilgili örnek bir sorumuz var. Güneş ışınlarının atmosfer içerisinde aldığı yolun uzaması tutulma oranını arttırır. Güneş ışınlarının geliş açısı daraldıkça alınan yolun uzadığı göz önüne alınırsa tutulma oranı grafiği verilen merkezlerden hangisinde kutuplara yakınlık daha fazladır diye sormuş. Kutuplara yakınlığın fazla olması için tutulma oranının yüksek olması gerekiyor. Dolayısıyla cevap 5 numaralı yerdir yani E şıkkıdır. Bununla ilgili başka bir örnek. Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru daralır. Yine bilgilendirme cümlesini kurmuş. Bu duruma göre enerji kaybı enlem arasındaki ilişkiyi gösteren grafik hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar enlem değeri büyüdükçe yani kutuplara yaklaşıldıkça bu demektir. Enerji kaybı da artar. Yani buna bağlı olarak cevabın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz.